Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönüldaşlarım. Bugün sizler için yine sizlerin çok merak ettiği, hatta ve hatta bireysel danışmanlıklarda da bu soruyla sıkça karşılaştığım için çok farklı bir açılımla sizlerle birlikteyim. Evet arkadaşlar, bugünkü sorumuz: aklımdaki kişi benim arkamdan çevresindeki insanlara beni nasıl anlatıyor? Şimdi bu soru gerçekten son zamanlarda bana çok fazla gelmeye başladı. Ve benim de böyle hissiyatım, kolektif enerjinin demek ki bunu çok merak ettiğine dair olduğu oldu. Ve dedim ki haydi bakalım, benim canım kolektif enerjine bundan mahrum kalmasın. Bir soralım bakalım, aklınızdaki kişi sizinle ilgili çevresindeki insanlara ya da böyle tanıdığı bildiği kişilere sizinle ilgili neler söylüyor, sizinle ilgili nelerden bahsediyor, bir bakalım. Evet, her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı şöyle bir, tabii ki canım gönüldaşlarıma niyet alarak, şöyle rezone olmanız ve odaklanmanız için de sizlerle baş başa bırakıyorum. Evet, kolektifime niyetimi aldım, karıştırdım ve rezone olmanız için de kartlarımı sizlerle baş başa bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar, burada önce tabii ki can, sonra canan kendinizi niyet alıyorsunuz. Belki konuşmadığını düşünüyorsunuzdur, ketum olduğunu düşünüyorsunuzdur ama sizden habersiz belki de birilerine bahsediyordur. Ya da belki de kendi içsel düşüncelerini de verebilir. O yüzden siz yine niyetinizi alın. O merak ettiğiniz aklınızdaki kişi her kimse, buna niyetinizi alın. İlla flörtünüz, eşiniz, ex partneriniz, karma ilişkiniz ya da yasak ilişkiniz olabilir arkadaşlar. Burada ya da çok sevdiğiniz bir iş arkadaşınız olabilir ya da merak ettiğiniz çevrenizden herhangi birisi de olabilir. Belki de bir akrabanız da olabilir. Ne bileyim, oğlunuz, geliniz, kızınız da olabilir arkadaşlar. O yüzden her zaman dediğim gibi burada niyetiniz çok önemli. Bakın, niyet ettiğiniz kişi ve niyetiniz çok önemli. Hep dediğim gibi siz size ait olduğunu düşündüğünüz kısımları benim yorumlarımdan alın. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait cevaplar arıyorum diyorsanız da 0544 405 5790 WhatsApp hattımdan yazarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Tabii ki Instagram hesabım ve TikTok kanalımın da linklerini videolarımın altında paylaşıyorum. Oralardan da beni takip edebilir ve yazarak bana ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi niyetler tutuldu. Bakalım. Her zaman dediğim gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle arkadaşlar, aklınızdaki kişi bakalım sizin arkanızdan o çevresindeki insanlara sizinle ilgili neler söylüyor, neler konuşuyor, duymanız gereken neler var, bir alalım bakalım değil mi kartlarımızdan. Tabii ki şimdi 5 Kasım'da bir de Akrep Burcu'nda bir yeni ay var. Üstü örtülmüş, gizlenmiş, hiçbir şeycikler kalmayacak. Ne yapacağız? Tabii biz de hemen önden o Akrep Burcu merakıyla kartlarımıza soracağız. Hadi bakalım. Ay tamam, burada dur dedi bana iç sesim. Ve bıraktım, bayağı da kart çekmişim arkadaşlar. Hadi bakalım, şöyle güzel enerjimizi de gönderdik. Ay ama ilk açtığım kartın yemekli içmekli bir ortam olmasına ne demeli? Ve yine bir ortamın gelmesi arkadaşlar. Demek ki bu niyet aldığınız kişi bir kere ortam sever bir karakter. Yani ortamları seviyor. Arkadaş ortamı olabilir, iş ortamı olabilir, dost meclisi olabilir. Artık her neyse onun girdiği ortamlar var bir kere. Mevcut da var bak. Konuşmaları da var. Bu arada Akrep Burcu'ndan da bahsedip de burada bir ölüm kartının gelişi, biliyorsunuz tarot destesinde ölüm kartı Akrep Burcu'nu temsil eder. Ki küllerinden yeniden doğmayı da temsil eder değil mi?
Evet, hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bu niyet aldığını sorduğunuz kişiyle bağlantılı. Beşli bir zaman önce bayağı bir zor durumda kalmışsınız. Yani ya dargınsınız ya kırgınsınız ya görüşmüyorsunuz. Beşli bir zamandan beri böyle sizi zorlamış, zor durumda bırakmış. Hatta ve hatta en son ikili bir zaman önce bayağı size karşı böyle zalimkar, otoriter, böyle sizi kırıp döken bir tavır yaşatmış size. Şimdi bunu yaşamışsınız bu kişiyle bağlantı. Şimdi ilk gelen mesajlar böyle. Şimdi arkadaşlar, o niyet ettiğiniz kişi, ay ama buyurun dedikodu kartının gelmesine ne demeli? Bu kart bende biliyorsunuz dedikodu kartını ve kafa karışıklığı kartıdır bende. Demek ki hem de ortamlarda sizi konuşuyor muymuş? Gayet de güzel konuşuyormuş arkadaşlar. Sizin hakkınızda konuşmalar yapıyormuş. Şimdi öncelikle burada takıntı yaptığı bir konuyu, sizinle bağlantılı, aklında kalbinde öldüremediği, bitiremediği bir konuyu bir kere rahatlıkla bunu anlatıyor. Ama öyle bir anlatıyor ki sizi tamamen bitirmiş, sizi öldürmüş, sizi istemiyor, size işte kırgın, küskün, hani böyle zeytinyağı gibi üste çıkma derler ya, aynen öyle bir kendini üste çıkartmış. Ve hatta çekip gideceğim buralardan, bak yol da geldi, işte uzaklaşacağım ya da ben ondan uzaklaştım. Aynen böyle işte, o egosu ve kibri onu bu şekilde konuşturuyor. Ay nasıl konuşuyor? Yalan. Yalan, yalancı, yalan konuşuyor. Yani hedefleriyle ilgili bahsediyor. Özellikle sizin tarafınızdan uğradığı hayal kırıklıkları ve olumsuzluklar onun odak noktası. Odak noktası bu. Ama şöyle de bir şey var. Bakın, şimdi konuştuğu ortamlarda demek ki onun kafasını karıştıran ve öngörüsünü kaybettiren biri ya da birileri mevcut da var demek ki. Hani sizinle ilgili belki de olumlu düşünse bile o olumsuz cevapları vermekte ya da o olumsuz konuşmaları yapmakta baskın olan, onu etkileyen biri ya da birileri mevcut da var ki bu şekilde konuşuyor. Şimdi burada ay hırsınızdan ve kıskançlığınızdan bahsediyor. Sizin hırslı ve kıskanç bir yapınız olduğunu, özellikle maddi manevi endişelerinde, bakın aklınızdaki kişinin maddi ve manevi endişelerinde onun yanında olmadığınızdan dem vuruyor. Bakın ne kadar önemli. Şimdi bunlar aslında tamamen şöyle bir duygu içerisinde, zaten aklınızdaki kişi artık tutunacağım hiçbir dal kalmadı, elimi neye atsam kuruyor artık, böyle seninle ilgili böyle bir şeyleri artık hani nasıl söyleyeyim, bitirdim gibi, hani ya da sizin bitirdiğinizi düşündüğü için kendi egosunu, kendi kibrini tatmin etmek için bu şekilde konuşuyor. Çünkü bakın, size karşı kısır ve verimsizmiş. Yani bazı konularda sizin isteklerinize cevap veremediği ve çok enteresan. Şurada şöyle bir bakıyorum da, yetersiz bakiyenin gelmeyişi çok enteresan. Yani yetersiz ve eksik olduğu bir şeylerin de olduğunu söyleyebilirdim ama ona gerek kalmadı. Zaten şu kısır ve verimsizlik de hemen hemen onun muadili bir kart. Yani size bazı konularda hep verimsiz ve eksik gelmiş. Hatta bu kart aynı zamanda ihaneti de temsil eder bende. Belki de size hainlik ve ihanet de etti. Ki biliyorsunuz, ihanet için ben her zaman derim geniş bir kavramdır diye. Hani illa bir kadın ya da bir erkekle aldatma olarak düşünmeyin. Ne bileyim, belki sizi yarı yolda bıraktı, belki sizin ihtiyacınız varken sizin yanınızda olmadı. Şimdi bütün bunların farkında ama işte kendisine, yani yiğitliğine toz kondurmuyor. Ama eril ama dişil, artık her kimse bu niyet ettiğiniz kişi hiç kendine toz kondurmuyor. Ve bu yüzden dolayı da muhtemelen karşı tarafı suçlamak, karşı tarafa yürümek onun için daha kolay geliyor. Şimdi burada sizinle ilgili aslında bakın, sıkıntılı bir ayrılık yaşadığınızdan dolayı bayağı böyle psikolojik olarak şizofrene bağlamış durumda. Aslında
bu hani egosunun kibrinin altında da bir o kadar size olan takıntısını veriyor burada kartlarım. Ay size de felaket derecede takıntılı. Hatta ve hatta size öyle bir takip ediyor ki sizin gittiğiniz kutlamalar, şölenler, eğlenceler belki işte hani stalklıyor da diyebiliriz burada. Demek ki sizi gözetliyor öyle diyeyim. Sizi gözetliyor arkadaşlar ve bunları gözetledikçe de iyice de paranoyaya bağlıyor. Ve o zaman da işte gömüyor da gömüyor sizi öyle diyeyim yani yardırıyor size öyle söyleyeyim. Ama burada görünenin arkasında görünmeyen bir şeyler var arkadaşlar. Bak şimdi bunu böyle anlatıyor ama aslında o da hani böyle olmadığını biliyor. Yani sizinle ilgili kendi içsel dünyasında tam tersi duygular yatıyor. Yani ben aslında bir şekilde onunla ilgili bir yola çıkabilirim. Ona böyle bir sürpriz yapabilirim. Birden karşısına çıkabilirim. Ama şu an her ikimizin de kafası çok karışık. Aslında onun kafası benden yana daha çok karışık. Evet, bizim arkamızdan o kadar çok oyunlar döndü. O kadar çok işler çevrildi ki biz bazı hedeflere gidemedik. Aslında ben bak aramayı düşünüyorum. Hatta yedili bir zaman önce aramak da istedim. Çünkü ben onu gördüm. Bir yerlerden hani takip ettim, gözetledim. Ama işte o cesareti kendimde bulamadım. Çünkü bak kendi içimde bir mücadele ve savaş verdim diyor burada. Neden? Çünkü zor durumda kalmaktan, sizinle bağlantılı zorluk yaşamaktan çok korkmuş. Yani belki sizin söylemleriniz, tavrınız ya da konuşmanızdan ürkmüş ya da çekinmiş olabilir. Şimdi iç dünyası bunu derken dış dünyası tamamen farklı konuşuyor. Neden? Alın buyurun iki yüzlü insan. Yani iki yüzlü davranıyor arkadaşlar. Yani sizin etrafınızdaki, çevrenizdeki insanlara özellikle burada çok önemli bir tüyo vereceğim. Sizinle kutsal bağı olan, size değer veren, sizi önemseyen kişilere karşı gerçek duygularını anlatıyor. Ama ve lakin tam tersine onun kafasını karıştıran, öngörüsünü kaybettiren, hatta sizinle ilgili belki de olumsuz yönde bak görüş ayrılığı yaşadığınız, hatta belki de sizin sevmediğiniz, belki de bildiğiniz ve sevmediğiniz diyelim burada kişi ya da kişilere de tam tersi konuşuyor arkadaşlar. Ha gerçek duyguları hangisi diyorsanız da tabii ki kendi içsel duyguları yani size aslında olumlu olması ama bir şeyleri hırsına, gururuna ve egosuna yedirememesi burada mevzu bahis arkadaşlar. Bir de engeller var arada. Belki siz engel koydunuz, belki işte numarasını sildiniz, belki de işte hani görünen ve görünmeyen engeller var diyorum ya belki de görünmeyen engeller var aranızda işte atıyorum o evli olabilir siz de evli olabilirsiniz ya da aileler birbirini istemiyordur gibi 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 bu engelleri çoğaltabiliriz tabi dediğim gibi siz hayatınıza göre zaten o engelin ne olduğunu biliyorsunuz şimdi burada o engellerden de kaynaklı belki de o engelleri de aşamadığı için iyice böyle kendi içinde yaptığı hırsı ve huzursuzluğu veriyor. Hatta bu huzursuzlukta belki de sizinle yazışmalarına, konuşmalarına ve iletişimine de yansımış ya da yansıyor arkadaşlar. Şimdi burada arkanızdan gelen konuşmalar bunlar. Ha, bunlar sizin kulağınıza gelecek mi? Evet, altılı zaman veriyorum size. Altılı bir zaman dilimi içerisinde bu konuşmalardan haberdar olabilirsiniz. Tabii siz de aynı şekilde böyle bir paranoyaya bağlayabilirsiniz. Çıldırabilirsiniz bunları duyduğunuzda. Sonuç ne abla derseniz de 8'li bir zaman veriyorum. Bu videoyu biliyorsunuz zamansız zamanla niyetli videolarım zaman vermedikçe 8'li bir zaman dilimi içerisinde siz karşılıklı geleceksiniz ve belki de bu arkadan konuşmaların ya da size gelen konuların yüzleşmesini ve hesaplaşmasını da yapacaksınız. Hadi bakalım şimdiden hayırlı olsun. Şurada bir aklımdaki kişi kartından da çekmek istiyorum. Bakalım arkanızdan neler konuşuyor, çevrenizdeki insanlara karşı sizinle ilgili neler söylüyor diye niyet alıp bir de konuşturma kartıyla
kadarıyla şöyle bir onu telafi etmek istiyoruz. Bakalım. Hatta telafi demeyelim de şöyle sağlama. Pardon, çok özür dilerim. Yanlış kelime kullandım. Evet, bak 4 tane birden kart geldi. Ve şunu söylüyor. Ailemle ve çevremle sorunlarım var. Bir de onun sorunlarıyla uğraşıyorum diyormuş. İyi konuştuğu yerlere rüyalarımda bile seni görüyorum diyor. İşte bu iç sesi. Bak gene iç sesi. Seninle ciddi adımlar atmak istiyorum aslında diyor. Ama al buyur, bu da yine etrafındaki olumsuz insanlarda konuştu. Duygularımdan emin değilim. Bakar mısınız? Bak nasıl kartlar sağlamasını yaptı. Bir olumlu, bir olumsuz. Ya işte böyle arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. Evet, bunu çok sormuştunuz. Eminim kolektif enerji de bunu merak ediyordu. Umarım aklınızdaki sorulara bir nebze olsun cevabınızı almışsınızdır. Evet, beni izlediğiniz, kanalıma abone olduğunuz, güzel yorumlar ve beğeniler bıraktığınız için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Makbuş ablanın sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.